Birinci dönem birinci fen yazısına hazır mıyız Tonguç? Hazır değilim hocam. Sen çok güzel bir sürprizin var, ona söyleyeceğim şimdi ama birinci dönem birinci fen yazısında çok iyi notlar alacağız ve senle beraber hocam önce, çok önemli ama öncesinde dev birinci yazı hediyelerini duyurmak istiyorum. Bak 5. sınıf iPhone 8, 6. sınıf iPhone 8, 7. sınıf iPhone 8, 8. sınıf iPhone 8 Plus, 9. sınıf iPhone 8, 10. sınıf hepsine iPhone 8 veriyoruz. Ana kanalda iPhone X veriyoruz Tonguç'um. Hocam çıldırdınız. Artı her kanala da 15 adet kırtasiye seti veriyoruz Tonguç Evladım Bey. Bunun için yapman gereken şey 8. sınıf iPhone 8 Plus için yapman gereken şey sınıfının kanalına yani 8 sınıf kanalına abone olmak ve Tonguç Akademi'ye mutlaka ana kanalına abone olmak Tonguç Eren Bey'im ve yazılı videolarının herhangi bir tanesinin altına fark etmez yazılıları Tonguç'ta etiketiyle abone ettiğin kanallarımıza abone ettiğin iki arkadaşının adını yorum olarak yazman Tonguç Eren Bey'im. Sınıfının kanalı yoksa Tonguç Akademi'ye abone olman yeterli Tonguç Eren Bey'im. Çok mesela iyi 3. 4. sınıfsan falan filan ama sen 8. sınıfsın 8. sınıf kanalına abone olabilirsin. Ben anaokulundayım hocam. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla her kanalda yeni bir şans var. Onu da söylemek istiyorum ve şimdi artık iPhone 8 çekiş zamanında 16 Aralık'ta. Evet şimdi artık başlayabiliriz Tonguç Eren Bey. Birinci dönem birinci yazı konularımız sonucu mevsimler ve iklim ünitemiz birinci ünitemiz sınavda çıkacak. Aynı zamanda mevsimler ve iklimin hava olayları var. Oo. Mevsimlerin oluşumu var. Şimdi özetleyeceğiz hocam. Evet iklim ve hava olayları arasındaki farklar küresel iklim değişikliğine bakacağız. Sonrasında DNA'nın yapısı DNA genetik ünitesinde ve kalıtıma bakacağız. Ve ardından kalıtım ile ilgili kavramları ufak bir özet yapacağım. Sadece anahtar kelimeleriyle merak etme hiç seni yormayacağım. Ardından Tonguç'um gerçekten sınavda çıkabilecek kalitede. Boşluk doldurma soruları. Beceri sonra, temelli soru var mı hocam? Beceri temelli sorular ve kalıtım soruları ve benzeri bayağı güzel sorularla sana yazılıda çıkabilecek soruları göstermiş olacağım. Şimdi seninle beraber hemen bir tekrar edelim Tonguç'um. Mevsimler ve iklimde, mevsimlerin oluşumunda en önemli etken eksen eğikliğiydi. Hatırlıyorsan 23 derecelik bir eksen eğikliği vardı. Bayağı bir eğik hocam. Mevsimlerin oluşumunu sağlayan şey dünyanın boynunun bükük olması. Dünya böyle değil de böyle dönüyor. Böyle güneşe boynu eğik gibi dönüyor. Dolayısıyla buradan gelen ışınlar yukarıya dik geldiği, dike yakın geldiği için yukarısı kuzey yarım küre diyorduk. Aşağıya güney yarım küre diyorduk. Kuzey yarım küre yaz, güney yarım küre kış oluyor. Biz bunu, kuzey yarım küredeyiz. Bu ne zaman oluyor? 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre. Yani biz Türkiye'de olarak kuzey yarımküredeyiz ve yaz oluyor. 21 Aralık tarihinde de Tonguç Eren Bey bizim için kış oluyor ama güney yarımkürede Arjantin, Brezilya için de yaz oluyor Tonguç'un. Bu da çok önemli. Dolanma düzlemi var. Dünyanın dolanma düzlemi burası aslında ve dünyanın güneş etrafında dolanması da mevsimlerin oluşması için ikinci sebep. Bak mevsimlerin oluşması için iki tane sebep var. 1 ve 2. Güneşin etrafında dolanması 365 gün sürüyor Tonguç Eren Bey'im. 21 Haziran'da yaz bizim için. 21 Aralık'ta kış oluyor. 21 Mart'ta bizim için ne oluyor? İlkbahar. İlkbahar oluyor ama güney yarımküredeki ülkeler için sonbahar oluyor. Sonbahar. Burada da tam tersi oluyor diyebiliriz. Geldik peki hava olaylarına bakarsak Tonguç'um. Rüzgarın oluşumu var. Rüzgar oluşumu şöyle oluyor aslında. Yüksek basınç alanı alçak basınç alanından oluşan basınç farkından dolayı yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı, süper ses çıkarsınız gerçekten de. İşte bu hava akımında biz yatay yönlü rüzgar diyoruz Tonguç'um. Havadaki tabii ki hava olaylarının oluşmasında rüzgarlar çok önemli. Hortum da vardır. Kendi ekseni etrafında dönen hava olayı aslında. Tornado. Ama şunu unutmayalım. Havadaki nem dediğimiz çok önemli bir şey var ki o da havadakinin içindeki su. Havanın içindeki su Tonguç evladım benim. Aslında nedir? Hemen şöyle düşünelim. Bazen bizim üzerimize yağmur diye düşer. Bazen bizim üzerimize kar diye düşer. Bazen bizim üzerimize dolu diye düşer. İşte nem gökyüzüne yani yukarılarda yoğuşursa bu şekilde düşer. Ama yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşursa çiğ, kırağı veya sis şeklinde olabilir. Sis yüzey bulutudur. Çiğ ve kırağı da aslında bu su damlacığı bu da buz parçacığı şeklinde olabilir diyoruz. Geldik peki mevsimler ve iklimler ünitesinde, mevsim ve iklim ünitesinde iklim ve hava arasındaki fark çok çok önemli. Gerçekten sınavda garanti sorusu var. Of. Neden diyeceksin? Çünkü iklim Tonguç Eren Bey'im. Klimatoloji birimidir aslında iklim birimi. Hava olaylarıyla ilgilenen birim de meteoroloji. Meteoroloji haberleri falan filan haber bülteni falan filan hatırlıyorsan en sonunda vardır. Peki iklim dediğim şey geniş bir bölgede uzun zaman aralığında ölçümlerin ortalama değeridir ve kesin sonuçlar içerir. Ve en az 35-40 yıllık verilerden oluşur. O yüzden daha kesindir. Mesela Akdeniz iklimi yazları çok sıcaktır. Ama hava olayları ise tahmini sonuçlardır ve günün belirli saatleri veya
farklı haftalık böyle kısa süreli ve küçük bir bölgede. Mesela yarın İstanbul, yarın Kadıköy'de yağmur yağacak. Bunun gibi olaylarda meteorolojinin içine girer. Kesin değildir, tahminidir, onu söyleyeyim. Küresel ısınma ve sera etkisi de bizim dünyamızı gerçekten eriten bir şeydi, hatırlıyorsan. Küresel ısınmada çok fazla fosil yakıtlar kullanmamızdan dolayı dünyaya zarar veriyoruz. Ve sera etkisi yüzünden de dünyanın sıcaklığı artıyor. Dünyanın sıcaklığı arttığı için de küresel ısınmayla buzullar eriyor ve bir sürü doğal felaket olmaya başlıyor. Ama dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz ve geldik DNA ve genetik. İşte gerçekten sınav konuları, sınavda soruların çıkacağı kısım DNA'nın yapısı ve kalıtım konusundan aslında çıkacak. Benim kodum bozuk. Taşma mı diyorsun? DNA aslında bizim kodumuz. Çok güzel söyledin gerçekten de. DNA dediğim şey deoksiribonükleik asit, böyle havalı bir açılım var. Ama bizim şifrelerimiz aslında bizim bütün içimizdeki bilgileri taşıyan hani böyle bir kasa gibi düşünebilirsin. Ve DNA'nın yapı taşlarını biz nükleotit diyorduk. Nükleotitleri biz yapısal olarak paşa bahçe olarak kodluyorduk. Çünkü neden diyeceksin? Fosfat var, şeker var, baz var. Fosfatı P diye yazdığımız için P diye gösteriyoruz. Ve bu bir nükleotit mesela Tunguç Eren benim. Şu da başka bir nükleotit. Nükleotitler birbirlerine bağlanırlar ve G ve S ve at Galatasaray. Aynen, süper. A ile T, adenin ile timin nükleotidi bağlanır. Guanin ile sitozin nükleotidi bağlanır. Ve bunlar aslında bazların, organik bazların çeşitleridir. 4 çeşit organik bazı vardır. Ve burada şeker vardır. Deoksiriboz şekeri ve depozfat vardır. Tonguç Eren benim, nükleotit DNA'nın yapı taşıdır. Peki nükleotitler birleşerek DNA'yı oluşturur. Ama DNA'nın bir altyapı birimleri var. Onlara ne diyorduk Tonguç Eren? Mesela şu bir DNA ise Tonguç Eren benim. Şunun şu parçasına biz ne diyorduk? Bak burası çok önemli. Bu parçasına biz gen diyorduk Tonguç Eren benim. Bu genler aslında DNA'ların alt birimleridir, görev birimleridir. DNA'nın aynı şekilde Tonguç Eren benim, kalıtım dediğimiz şey ise aslında DNA'ların sıkıştırılmış proteinlerle birleşmiş halidir. Dolayısıyla en büyük şey vardı, hatırlıyorsan kedi geni vardı. Hatırlıyor musun Tonguç Eren benim? Evet hocam. Kedi geni dediğimiz şey. Yukarıdan aşağı sıralamıştık. Kromozom daha büyük, DNA daha büyük, gen daha büyük, en küçükte nükleotit şeklinde büyükten küçüğe doğru bir sıralama vardı. Bunu da unutmayacağız diyoruz. Geldik bir de kalıtım. Kalıtımın babası kimdir? Müslüm Baba. Hayır, ne Müslüm babası, dangoz mu? Orhan Baba. Mendel Baba. Mendel Baba bizim kalıtımın babası. Tabii Mendel aslında bir Hristiyan rahip. Ve, İsmini kilise... değiştirin, Müslüm yaptı hocam işte. Hayır, saçma mı diyorsun? Allah Allah. Kilisenin bahçesinde bezelyelerle yaptığı deneyler sonucunda ne olmuş? Sarı ve yeşil bezelyelerin olduğunu fark etmiş. Ve bu yeşil bezelyeleri ben nasıl arttırayım da çok güzel bir satış oranı yakalayayım demiş. Sonrasında demiş ki kilisenin, tam bir kabzımı bahçesinde... al. Evet, kilisenin bahçesinde bir sera kurmuş ve bu seranın içindeki bezelyelerle çiftleştirme deneyleri yapmış. Sonra demiş ki ben büyük B'ye baskın, küçük B'ye çekinik dersem baskın sarıdır, çekinik de yeşildir. O zaman ben bu mesela sarıyla saf döl dediğimiz şeyse bizim genlerimiz Tonguç Eren benim, birisi anneden birisi babadan gelmiş bir karışımız değil miyiz aslında? Evet hocam. Annemizden gelen de. Yarısı annenden, mesela, yarısı babandan. Aynen, süper. Mesela annenden büyük A gelsin, babandan küçük A gelsin. Sen busun aslında. Büyük A ve küçük A'sın. Veya annenden büyük A gelsin, babandan büyük A gelsin. Sen busun aslında. Büyük A, büyük A'sın. Veya Tonguç Eren benim, sen annenden ve babandan büyük, ikisi de küçük A küçük A gelebilir. Sen busun aslında. Dolayısıyla sen iki genle şey yapıyorsun aslında. İki tane genle kontrol ediliyorsun. Mesela buna biz Tonguç Eren Bey melez diyoruz. Çünkü karışım, bak, bir büyük bir küçük. Bir baskın bir çekinik. Menemen. Ama buna ne diyoruz Tonguç Eren Bey? Biz buna saf döl diyoruz. Buna da saf döl diyoruz. Ama buna saf döl baskın diyoruz. Buna da saf döl çekinik diyoruz. Ve burada hemen şunu hatırlayalım Tonguç Eren Bey. Bu saf döl baskın dediğimiz şey aslında her zaman büyük A'nın özelliklerini gösterir. Bu ise küçük A'nın özelliklerini gösterir. Çünkü sadece küçük A var. Ama burada ne olur biliyor musun Tonguç? Ne olur hocam? Baskın yani çekinik yeni yener. Dolayısıyla büyük A'nın özelliklerini gösterir. İşte bunların gösterdiği özellikleri biz fenotip diyoruz. Bunların kendi içindeki gen yapısına, yani şu yazdığım zımbırtılara da genotip diyoruz Tonguç Eren Bey. Mesela bu melez genotipte, bu saf döl genotipler. Saf döl baskın, saf döl çekinik. Bunların fenotiplerine baktığımız zaman bu sarıdır Tonguç Eren Bey. Bu da sarıdır ama bu yeşildir çünkü çekinik yeşildi falan filan diye düşünebilirsin. Saf döl baskınla saf döl çekiniği çiftleştirdiğinde bu arkadaşımız ne çıkmış biliyor musun? Hepsi sarı çıkmış. Yani baskın çekiniği yenmiş geçmiş. Ama sonrasında ikinci kuşakta bunların aslında bir kere daha çiftleştirmiş bunları. Ve sonrasında ne çıkmış? Hemen senin için çizmek istiyorum Tonguç Eren Bey'im. 4 tane birey çıkmış. Sarı olmadığı için turuncu ile çiziyorum. 3 tanesi sarı olmuş. 1 tanesi de yeşil olmuş. O zaman ne diyorsun biliyor musun? Bu adamlar, bak, bu adamlar çiftleşirken büyük B, büyük B. Büyük B, küçük B.
büyük B, küçük B ve küçük B, küçük B olmuş. İşte %25 oranında yeşil çıkmasının sebebi ikinci kuşakta böyle bir çiftleştirmenin olması. Çünkü burada olan bütün bireyler büyük B, küçük B'ydi Tonguç Helal'ın benim. Bunların çiftleşme sonucunda bunlar uçuyordu. İşte %100 melez 4 çıkmış mesela şu kuşakta. Fenotipi de yani hepsi sarı olduğu için fenotipi sarı diyoruz falan filan. Burada ise baktığımız zaman %75 sarı çıkmış, %25 şey çıkmış. Çünkü dörtte biri ya Tonguç evladım benim yeşil çıkmış. Dolayısıyla ne diyoruz evladım benim? Bak yeşil, sarı ve yeşiller bu şekilde birbirinden ayrılmış ve oranları hesap ettiği için bu adama ne denmiş? Matematiksel hesapları kalıtında ilk kullanan dahi denmiş. Mendel de, baba. Mendel baba denmiş. Tebrik ediyorum seni. Cinsiyeti belirleyen kromozomlarda X ve Y kromozom. Sen nesin biliyor musun Tonguç Erhan Bey? Ben XY'yim. 2XY karıyım. Hayır sen XY'sin. Çünkü erkekler XY'dir. Kadınlar da XX'dir. Peki. X'i yalnız bırakalım. Hemen X'i yalnız çok bırakalım. Önemli bir şey sormak istiyorum. Buyurun hocam. Bir çocuğun mesela annesi bu, babası bu. Erkek mi kız mı olacağına kim karar verir? Allah. Ay, tamam ay, o başka bir şey saçmalama kes. Onu demiyorum Allah'ım yarabbim. Ha, Tonya, babası karar verir. Annesi karar verir. Annesi karar verir. Bak anneden her türlü X geliyor. Değil mi? Çünkü annede evet. Sadece X var. Evet. Ama babadan belki X gelecek, belki Y gelecek. Babadan X gelirse kız oluyor. Babadan Y gelirse erkek oluyor. X ve Y birleşiyor. Burada X ve X birleşiyor. Burayı anladık mı Tonguç'um? Yani cinsiyeti çocuğun, baba karar cinsiyetini veriyor. Babadan gelen X mi Y mi ama o hocam, karar veriyor. Ama hocam oğlan dayıya kız halaya çeker diyor. O başka bir şey tabii ki. Geldik peki. Kalıtım ile ilgili kavramlarda mutasyon var, modifikasyon var, adaptasyon var, doğal seçilim, varyasyon ve biyoteknoloji var. Şimdi kalıtım ile ilgili kavramlarda bak bilmemiz gereken en önemli şeyden bir tanesi tabii DNA gendi, görev birimiydi hatırlıyorsan. Kalıtım birimiydi aslında gende. Peki kalıtsal hastalıklar var. Mesela örnek olarak ne verebilirsin bana kalıtsal hastalıklardan? Altı parmaklılık var mesela. Ondan sonra işte albinoluk var. Ondan sonra ne bileyim Down sendromu var. Ondan sonra ne bileyim Tonguç Ölen benim hemofili hastalığı var. Bunların hepsi kalıtsal hastalıklar. Ya yani bunlar genlerle çocuklarına aktarılabiliyor. Bir de Tonguç Ölen benim genleri çevresel etkenler de etkiliyor. Mesela modifikasyon denilen veya mutasyon denilen bir şey var. Biliyor musun? Mutasyon aslında bizim kimyasal olaylardan dolayı mesela genlerimizin bozulması, radyasyondan dolayı genlerimizin bozulması. İşte büyük felaketler oluyor, radyoaktif patlamalar oluyor. Orada bütün genlerimiz bozuluyor insanların. Çevresel etkenler de mutasyona ve modifikasyona sebep oluyor. Modifikasyon da mesela çevresel etmenlerden ne oluyor biliyor musun? Bizim mesela Tonguç Elan Bey'im güneşte bronzlaşıyoruz. Bu bir modifikasyondur. Çevresel etkenlerden dolayı aslında genin işleyişi değişiyor. Ama mutasyonda ise genin yapısı değişiyor. Bak genin yapısı değişir, genin işleyişi değişir. İşleyişi değişir, sen bronz tenli. Ama çocuğun bronz tenli olmak zorunda değil. Modifikasyon kalıtsal değildir. Ama mutasyon kalıtsal olabilir eğer şey kromozomlarında olduysa diyebiliriz. Peki adaptasyon nedir biliyor musun Tonguç Erhan Bey? Mutasyonlar adaptasyonlara sebep oldu. Ve belli bölgelerde mesela... Ayılar Tonguç Erhan eskiden neydi? Sana da bir ayılar biliyor musun Tonguç'um? Eskiden beyazı da vardı, siyahı da vardı. Ama beyazı ne oldu? Adapte oldu. Nereye adapte oldu? Kutuba adapte oldu. O zaman kutup ayısı orada oldu. Sonrasında... Çöllerde de arama kutup ayısı. Ay, saçmalama senin karşına ne zaman geldi öyle bir şey? Ben gördüm karşılaştım kaçmak evet. Zorunda kaldım. Ama biliyorsun arıların bir de şey var Tonguç arıların ayıların bir de siyahları da boz ayılar bunlar da ormanda oluyorlar çünkü oraya adapte oldular. Veya tilkiler mesela Tonguç Erhan Bey. Çöl tilkisi var kutup tilkisi var. Kutup tilkisi beyaz çöl tilkisi siyah. İşte bunlar buraya adapte olmuşlar. Peki bunu sağlayan şeylerden bir tanesi varyasyon bir sürü tür içinde farklı farklı çeşitlerin olması ve bunun oluşturan sonucunda gerçekleşen şey de aslında daha doğrusu doğal seçilim sonucunda adaptasyon gerçekleşiyor çünkü beyazlar kutupta yaşayabiliyor ama siyahlar yaşayamıyor. Siyahlar mortanze oluyor kutupta. Dolayısıyla beyazlar oraya adapte olmuş oluyor. Siyahlar da oradan elenmiş oluyor diyebiliriz. Buna daha seçim diyoruz. Yani güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan mortanze olur diyoruz. Sınıfta da öyle hocam tamam, ya. Evet geldik artık sorularımıza başlıyoruz. Of. Bırakılan yerlere uygun kavramı neydi? Artık sorular çok basit olacak çünkü bütün tekrarları yaptık. Canlıların sahip olduğu alellerin tümüne aslında biz ne diyoruz Tonguç Erhan benim genotip diyoruz. Alel dediğimiz şey genler aslında. Gen,
çifti diyelim. Mesela hani sana göstereyim ya. Mesela büyük A büyük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A. Bunlar alel çiftleri diyoruz. Alel genler diyoruz. Yani bunlar aynı özelliği kontrol eden anneden biri babadan gelen gen çiftlerine. Biz yarısı annenden diyoruz, yarısı babandan. Tebrik ediyorum. O yüzden biz buna genotip diyebiliriz Tonguç'um. Bunu kullandık bitti. Dünyanın yıllık hareketi ve dünyanın dönme ekseninin eğik olması nedeniyle ne meydana gelir? Tabii ki mevsimler meydana gelir. Süper zekisin gerçekten de bunu da hallettik. Dünyanın 24 saatte tamamladığı günlük hareketin sonucunda ne oluşur biliyor musun? Fenotip. Günlük sıcaklık, bunları yazmıyorum çok uzun burası. Günlük sıcaklık farklılaşıyor. Mesela gündüz sıcak, gece soğuk olur değil mi Tomucuğum? Yani. Günlük sıcak fark dediğim şey aslında o. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlıların dış görünüşüne, yansımasına biz ne diyoruz? Bak genetik etkenlerle oluşan şeylerin, zımbırtıların canlıların dış görünüşüne, yansımasına biz fenotip diyoruz Tonguç Erdem. Çok fena bir tip var hocam. Evet. Fenotip dediğimiz şey genetik etkenlerle, yani genotipin dışarıya yansıması. Yani mesela demişim, mesela buna ne diyorduk? Sarı diyorduk değil mi? İşte bu genotip, bu fenotip. Ama bu böyle olduğu için aslında fenotipi böyle oluyor. Yani genotipi böyle olduğundan dolayı dış görünüşü sarı oluyor. Ona fenotip diyoruz. Canlıların belli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmasına tabii ki biz adaptasyon diyoruz. Mesela çöl tilkisinin çöle uyum sağlaması, çevre koşullarına uyum sağlaması. Nem, sıcaklık ve beslenme gibi çevre etkisi oluşan gen işleyişindeki değişikliklere biz gen işleyişindeki değişikliklere Tonguç Eren Bey'im modifikasyon diyoruz. Burayı yazayım uzun uzun. Çünkü çok önemli gerçekten de. Modifikasyon diyoruz. Ya. Süper zekisin, bunu da kullanmış olduk. Evet, mükemmel bir şekilde bak. Beslenme mesela çok yersen şişmanlarsın. Bu çevre etkisiyle modifikasyon geçirmekle diyebiliriz. Geldik hemen diğer sorumuza. Bakalım. Bu soruyu görünce ne yaparsın Tonguç Eren? Bu tür sorularda hocam ben öncelikle boşlukları dolduramayacağımı anlarsam öndeki adaya bakarım. Eğer göstermezse yandaki adaya bakarım. Bu arada hocanın da gözüne dikkat edelim. Süper dikkat edin. Şekildeki dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sırasında bulunduğu konumlar nurlandırmıştı. 1, 2, 3, 4, 5 tamam. 5 yok hatta. Bu konularda mevsim geçişleri yaşandığına göre demiş. Aşağıdaki ifadeleri verilen numaraları tamamlayız. Mevsim geçişleri ne diyorduk Tonguç Eren Bey'im? Bazılarına ekinoks diyorduk. Bazılarına gün dönümü diyorduk. Bunları hemen görelim. KYK'de yani Kuzey Yarımküre'de yer alan Türkiye'de bilmem ne konumunda kış gün dönümü olduğu için gündüz süresi gece süresinden daha kısadır. Şimdi Tonguç Eren Bey'im. Bir kere hemen şöyle düşünelim. Şimdi dünyanın boynu bükük değil mi? Şöyle bir boynu büküktü. Dolayısıyla dünya burada kuzey yarım küre dike maruz kalıyorken burada güney yarım küre dike yakına maruz kalıyor. Kuzey yarım küre eğik oluyor. Evet. Dolayısıyla kuzey yarım kürede burası 21 Haziran kısmı dersek orada yaz oluyordu. Burası da 21 Aralık kısmı diyorduk. Yaz gün dönümü bizim için nedir Tonguç Eren Bey? Summer Jam. 21 Haziran yaz gün dönümüdür ama bizim için. Kış gün dönümü de 21 Aralık'tır. KYK'de yer alan Türkiye'de bilmem ne konumda kış gün dönümü olduğuna göre. Hangi konumda kış gün dönümü olacak? Burada. Çünkü biz burada kışı yaşıyoruz. Biz yukarıda olduğumuz için Türkiye olarak biz burada eğik ışıklara maruz kalıyoruz. 3 konumunda o zaman kış dönümü olduğu için gündüz süresi gece süresinden daha kısa. Kısa. Kışın geceler uzun. Aynen. Kışın geceler uzun. Yazında gündüz uzun. Bilmem ne konumda güney yarımkürede yalan Güney Afrika'da bir kere güney yarımkürede tamam. Bilmem ne yaz mevsimi. Yaz mevsimi ne zaman aşağıda gözükür? Aşağıda burada gözükür. Yani 3 konumunda yaz mevsimi gözükür. Güney Afrika'da yaz mevsimi vardır. Bizim tam tersimiz. Evet, bizim tam tersimiz. Biz çünkü burada yaz mevsimi görürüz. Dünya bilmem ne konumunda iken gece ve gündüz süreleri her yerde eşit olur demiş. Dünya bu ve budu konumda yani ekinoks dönemlerinde neydi? 21 Mart ve 23 Eylül'dü değil mi? Süper zekisin. Evet. Gerçekten de her şeyi çok iyi aklatıyorsun Tunguç Eren Bey'im. Dolayısıyla 2 ve 4 döneminde gece ve gündüz süresi kesin eşit olur diyoruz. 12 saat. Dünya bilmem ne konumdayken kuzey yarımkürede bulunan yengeç dönencesinde güneş ışınları öğle vakti dik açıyla düşer. Tonguç Eren Bey'im bu bölgede kuzey yarımküredir. Yengeç dönencesi yukarıdadır ve buraya güneş ışınları dik konumda düşer. Yani 21 Haziran'da. Biz yengeç dönencesine yakınız değil mi hocam? Tebrik ediyorum.
Aşağıdaki bilgiler doğruysa cümlenin yanına D yap falan filan. Doğru. Hepsini doğru yapın hocam. Evet. Kesin çoğu doğru çıkıyor. Kesin yarısı doğru. Evet. X ve Y insanlardaki eşek kromozomları. Doğru, süper zekisin gerçekten. İnsanlarda eşek kromozom var hocam. Evet, eşeymiş tabii. Pardon. Eşek yani cinsiyeti belirleyen kromozomlar demek. Ben yanlış okudum. Orak hücreli anemi kalıtsal bir hastalık. Orak hücreli anemi kalıtsal bir hastalık süper. Hemofili, anemi. Bak bunu yazmak istiyorum. Hemofili. Ondan sonra anemi. Ondan sonra tonguçelen bir mi? Renk körlüğü. Bunların hepsi kalıtsal hastalıkların içine girer falan filan. Akraba birlikleri kalıtsal hastalıkların yavru bireylerde ortaya çıkma olasılığını azaltır. Doğru. Çüş. Yanlış. Akraba birlikleri bu kalıtsal özellikle artırır değil mi artırır, hocam? Artırır. Süper. Akraba birlikleri yapmamalıyız o yüzden. Alçak basınç alanında yağış görülme ihtimali fazladır demiş. Alçak basınç alanında... Alçak basınç. Süper zekisin. Alçak basınçta doğru pis yağış basınç görülme ihtimali fazla. Yüksek basınç alanında yağış görülme ihtimali daha azdır diyebilir. Adi basınç. Çünkü hava alçak yükselir. Ama alçak basınçta hava alçalır Tonguç Erenbi. Daha doğrusu pardon özür dilerim. Alçak basınçta hava yükselir. Hava yükseldiği için de orada yağmur bulutları oluşur. Nemle beraber aşağı iner. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Yatay yönlü yer değiştiren bu hava hareketine rüzgar denir. Evet, yatay yönlü neydi? YB'den AB'ye doğru ne eser demiştik? Rüzgar eser. Süper zekisin gerçekten. Çok güzel seçilmiş. İklim günün 7, 14 ve 21 olmak üzere farklı saatlerinde yapılan günlük gözlemlerle belirlenir. Doğru. Çüş. Evladım şaka mı yapıyorsun sen? İklim 35-40 yıllık büyük şeylerle, ölçümlerle uzun uzun hayatlarını veriyor bu insanlar klimatologlar. Yani yanlış olduğu doğru demek istedim. Tabii ya bu evet yanlış olduğu doğru. Süper. Yukarıdaki bezelyelerin çaprazlama sonucunda oluşabilecek yavru bireylerinin fenotipleri verilmişti. Tamam eyvallah süper vermiş gerçekten de. Bu tam bir... insanlığın kaderini bezelyelere bıraktılar. Bu yanlış bir şey. Ben buna itiraz ediyorum. Mendel deneyinin açıklaması bak. Mendel deneyinde Saftöl büyük M büyük M ile Saftöl küçük M küçük M. Saftöl baskın Saftöl çekini çaprazlıyor. Sonrasında ilk kuşakta böyle bireyler oluşuyor. Sonra ikinci kuşakta böyle. Ben bezelye değilim. Tamam şimdi hemen şöyle düşünelim. Bu anne bu baba diyelim. Tamam mı Tomuş Hanım? Tamam. Anneden büyük M büyük M var. Babada da küçük M küçük M var. Anneden sadece büyük M gelmez mi Tonguç Erhan Bey? Evet. Hatta burada Punnett karesi denilen bir şey vardı bak. Şöyle bir şöyle iki tane böyle yatay çizgi, iki tane de böyle dikey çizgi. Bak annenin genotipini buraya yaz. Büyük M büyük M. Babanın genotipini buraya yaz. Alt alta böyle küçük M küçük M. Şimdi anne ile babayı bununla bunu birleştirirsen ne olur? Büyük M küçük M olur. Bununla bunu birleştirirsen ne olur? Büyük M küçük M olur. Bununla bunu birleştirirsen ne olur? Büyük M küçük M olur. Bununla bunu birleştirirsen ne olur? Büyük M küçük M olur. Ya çocukların dördü de büyük M küçük M çıktı. Allah o zaman Allah. Burası büyük M küçük M. Büyük M küçük M. Büyük M küçük M. Büyük M küçük M. Bak birinci kuşaktaki yani ilk çocuklardaki bütün herkese bulduk mu Tonguç Erhan'ın? Bulduk hocam. Şimdi bununla bunu çaprazlarsaksa hadi bakalım onu da Punnett karesiyle yine yapmaya çalışalım. Yine böyle bir tane kare çizdim. Hiç üşenmeden. Sonra dedim ki ya buradaki çocuk ve buradaki çocuk. Bak büyük M küçük M. Pardon özür dilerim. Büyük M buraya yazdım. Küçük M'yi buraya yazdım. Büyük M'yi buraya yazdım. Küçük M'yi buraya yazdım. Şimdi bunları çaprazlayalım. Hadi bakalım. Şimdi büyük M ile büyük M birleşti. Hop. Büyük M ile küçük M birleşti. Büyük M ile küçük M birleşti. Bununla bu birleşti. Büyük M ile küçük M birleşti. Bununla bu birleşti. Küçük M ile küçük M birleşti. Şimdi birerini yazıyorum bak. Büyük M küçük büyük M. Büyük M küçük M. Ay pardon. Küçük M. Büyük M küçük M'yi buraya yazdım. Küçük M küçük M'yi de buraya yazdım. Zaten küçük M küçük M yeşil olacak değil mi Tomucuğum? Çünkü küçük M yeşil tonu belirledi. Sadece burada yeşil çıkar. Neden diyeceksin? Çünkü büyük M küçük M'yi ezdiği için sarı tohum yeşil tohuma baskın olduğu için bunlar da sarı çıkmak zorunda diyoruz. İşte bütün bireylerin genotiplerini bulmuş olduk. Hemen sana söyleyeyim. Şuraya yazayım hatta altına. Saftöl baskın genotipi. Bunun bu ikisi de melez diyoruz Tonguç Erhan Bey'im. Bu da Saftöl çekinik diyoruz. Bravo diyorum sana gerçekten. Olağanüstü bir beyne sahipsin de geldik. Gerçekten de yaşadığı nasıl adaptasyon sağlıkları verilmiştir? Buna göre canlının sahip olduğu adaptasyon amacını tabloya yazın demiş. Amacı ne bu canlı? Hemen bakalım. Kaktüs ne yapmış? İğne şeklindeki yapraklara sahip olma. İnsanlara batırmak için. Tonguç çok enteresan bir şey sana söyleyeyim. Buyur hocam. Amazon'la gittiğin zaman Ekvator'da bitkilerin yaprakları deve kadardır. Yani şu sayfa kadar falan yaprakları vardır. Ama köle gittiğin zaman yapraklar küçüktür. İğne gibidir. Niye öyle biliyor musun? Çünkü yapraklar aslında biz nasıl nefes veriyoruz ve hatta derimizde terliyoruz ya. Yapraklar
şeyin ağaçların derisidir. Ve ağaçlar çok enteresan bir bilgi. Terlerler Tonguç. Pis herifler. Aynen. Hayır, terlediği zaman da su kaybetmezler mi Tonguç? Duş almak yetmez. Hayır, onu demiyorum. Su kaybetmezler mi? Dangoz evet, evladım. Evet. Su kaybetmesin diye işte kaktüs, çünkü suya çok ihtiyacı var. Çölün ortasında zavallı, hiç su yok zaten. Niye suyu kaybetsin? Manyak mı bu adam? O yüzden ne diyor? Su kaybını önlemek için aslında bu adaptasyonu gerçekleştirmiştir diyebiliriz. Geldik Bukalemun. Bulunduğu ortama göre renk değiştirmiş. Neden Bukalemun böyle bir renk değiştirme ihtiyacı var? Çünkü sahtekar, sürekli yer değiştiriyor. Hayır, sahtekar değil. Çünkü avlanırken veya işte av olmamak için bazı canlardan korunmak için, çünkü Bukalemun'u yiyebilen canlılar var veya Bukalemun'un da yediği sinekler var. Hemen yanına gitse mesela yemyeşil böyle garip bir renkte, hemen görür o sinek, kaçar. O yüzden biz buna ne diyoruz? Kamuflaj diyoruz Tomuca. Yani kendini kamufla etme, kendini saklama. Kamuflajın Türkçesi de aslında saklama diyoruz. Saklanma da diyebiliriz. Peki kaplan, köpek dişlerinin gelişmiş olması. Neden kaplanın köpek dişleri gelişmiş? Isırmak için. Çünkü ısırıp parçalayabilmek için, beslenme için yapılmış bir adaptasyon. Hamsi, milyonlarca yumurta hücresi üretmesi. Neden Tomuca Eren biliyor musun? Üremeyi kolaylaştırmak için. Çünkü bir tane yumurta hücresi de o suyun içinde mortans olur gider, sonra hiç yavrusu olamaz. Aşağıdaki tabloda biyoteknolojinin uygulama alanlarında birer tane örnek yazınız demiş. Tıp ve eczacılık uygulama alanlarında. Tıp ve eczacılıkta tabii ki ilaç üretimini sağlayan biyoteknolojidir Tomuç Eren. Biyoteknoloji, bak canlı... Biyoteknoloji. Bak biyo canlı demek, teknoloji de canlı teknoloji demek. Canlı teknolojileriyle laboratuvarlar ne üretiyorlar? İlaç üretiyor arkadaşlar. Gıda üretimi uygulamalarına baktığımız zaman en güzel biyoteknolojimizi her gün yediğin meyveli yoğurt aslında. Meyve ve yoğurt aslında tamamen biyoteknolojinin icadı bir şey. Aa, ben de sağlıklı bir şey zannediyordum. Hayır, sağlıklı da tabii ki bazı şeyler sağlıklı. Bitkilerdeki uygulamalarına baktığımız zaman dirençli bitkiler yapılması. Mesela Tonguç Eren Bey'im, bitkiler genellikle böceklere veya soğuğa karşı çok dirençsiz olurlar. Direnç. Ama buradaki bitkilerin biyoteknoloji gelişmeleri sayesinde daha kuvvetli hale getirilmesiyle bitkiler ölmüyor, böceklerin saldırısına uğramıyor diyebiliriz. Hayvancılık uygulamaları. Kaliteli süt üretiminde, mesela hani kaliteli üretimde biyoteknolojiden faydalanıyor. Peki çevre uygulamalara baktığımız zaman arıtma tesisli su arıtması dediğimiz olayda da gerçekten biyoteknoloji çok yararlı oluyor. Geldik yanlık karakterlerle ilgili bilgi verilen bezelyelerin genotiplerinin yanlarına yazınız demiş. Bak, bezelyelerin karakteri mi olur ya? Var tabii ki, tohum şekli, tohum rengi, çiçek rengi. Bak baskın karakter düzmüş. Sarıymış tohum renginde de, çiçek renginde mormuş. Peki çekini karakter, bak düz olunca düz buruşuk, sarı yeşil, mor beyaz şeklinde baskın ve çekini karakter vermiş. Mor çiçekli olan melezyöle ait, bak burada şey yapıyor. Mor diyor ve melez diyor. Bezelye bitkisi nedir diyor. Şimdi bir kere mor ve melezse, melez olduğuna göre büyük M küçük M olacak değil mi Tonguç Eren Bey? Evet hocam. Süper zekisin. Mor beyaza baskın, zaten bunun sonucunda yine mor çıkacak. Bu fenotipi, pardon, bu genotipi, bu da fenotipi. Zaten fenotipini bize vermiş, mor demiş. Yeşil tohumlu olan saf döle ait bezelye bitkisi. Yeşil tohum dediğine göre bu olacak ve saf döl demiş. Yani saf döl demiş, yani ikisi aynı olacak ve yeşil demiş. Yeşil zaten çekinik değil mi Tonguç Eren Bey? Evet hocam. O zaman küçük A küçük A diyebiliriz Tonguç Eren Bey. Neden diyeceksin? Çünkü bak hem bu saf döl, ikisi de aynı, hem de yeşil, yani çekinik. O zaman ne diyoruz? Bu adam yeşil fenotipte ve saf döl çekinik genotipte. Gerek düz tohumlu olan saf döle ait bezelye bitkisi. Düz tohumlu dediğim şey burası. O zaman baskın olacak. Saf döl demiş. O zaman ikisi de büyük harfi olacak. Büyük B, büyük B mesela. Sallıyorum ya, harfleri C de verebilirsin. Ama şu şekilde genotipi yazmak zorundasın. Çünkü neden? Saf döl demiş. İkisi de aynı olacak. Ya büyük B, ya büyük B, ya küçük B, küçük B olacak. Şimdi buruşuk olursa çekinik olur. Yani küçük B. Buruş buruş. Küçük B. Bak bu çekinik karakter küçük harfle yazılırdı. Küçük harf. Bu ise büyük harfle yazılırdı. Yani buna büyük A dersen buna küçük A demen gerekiyor. Ona dikkat edelim. Dolayısıyla büyük B, büyük B diyoruz. Ve geldik artık son sorumlularımızdan bir tanesine. Tabloda canlılarda meydana gelen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre verilen örnek olayları kendi aralarında gruplandırırız demiş. Gruplandıralım. Hemen bakalım. Çuha bitkisi 25 derecede 30. Şimdi çuhayı gördüğüm anda zaten ben çuha modifikasyonu yaparım. Çünkü neden? Çuha dediğimiz şey direkt modifikasyon. Neden? Bak hemen okuyalım. 25 derece ile 30 derece sıcaklık arasında beyaz çiçek açması. Evet ama
Daha düşük sıcaklıklarda ne açıyor biliyor musun? Kırmızı çiçek açıyor. İşte çoğu bitkisinin dış etkenlere bağlı olarak genlerin işleyişinde değişiklik olarak da modifikasyonun ortaya çıkması bu şekildedir. Bakalım sağlıklı anne babanın Down sendromunu çocukluğunu. Down sendromu gördüğün zaman hemen mutasyon yapacağım. Çünkü Down sendromu demek 47 kromozom demek Tonguç Elhan'ım benim. 47 kromozom. Normalde insanlarda 46 kromozom vardır. Down sendromunda bir tane fazla kromozom vardır. İşte buna da Down sendromu diyoruz. Geldik Tonguç Elhan'ım. Nemli bölgeler, pardon buna bakalım. Hemofili hastalığı. Hemofiliyi gördüğüm anda mutasyon diyeceğim Tonguç Elhan'ım. Çünkü hemofili kalıtsal bir hastalıktır. Kanın pıhtılaşamaması neden veya babadan çocuğa geçer. Nemli bölgelerde yetişen eğrelti otunun uzun boylu olması tabii ki modifikasyonu çevrenin etkisiyle Tonguç Elhan Bey'im eğrelti otu uzun olabilir veya kısa olabilir diyoruz. Peki geldik artık son sorularımıza. Ama bu soru kolay hocam. Hava olayları ve iklim olaylarında ben genelde iklim olayları ve hava olaylarını karıştırabiliyorum. Hemen onu bakalım seninle beraber. Mesela hava olaylarına göre çarpı işareti, tik işareti işaretleyelim. Hadi bakalım. Bu alanda incelemeler yapan bilim dalı meteorolojidir. Hangisidir biliyor musun Tonguç Elhan Bey? Meteoroloji hava olaylarıyla ilgilidir. Klimatoloji iklim olaylarıyla ilgilidir. İklim klima zaten klima da iklimden gelir biliyor musun? Klima dediğim şey iklimadan gelir aslında. Geniş bir alanda uzun yıllar içerisinde meydana gelen atmosfer olaylarının ortalamasına biz iklim diyoruz. 35-40 yıllık uzun gözlemler sonucunda geniş bir alan Akdeniz bölgesi işte Asya falan filan bu gibi. Belirtilirken rüzgarlı, bulutlu, karlı gibi ifadeler kullanılan tabii ki hava olayları. Mesela yarın hava yağmurludur. Yarın hava karlıdır. Rüzgarlı olacak havamız. Dışarı çıkmayalım. Değişken fazla olan şey işte yağmur, kar, rüzgar, alçak basınç bunların hepsi hava olaylarının içine girer. Kutu içerisinde yazılan ifadeleri mutasyon veya modifikasyon. Şimdi şu hemen sana bir ödevini vereyim sonra hemen bu son soruyu da çözeceğiz ve bitireceğiz. Bir kere Tonguç Elhan Bey bunların hepsini bir daha tekrar etmek istersen. 0-8'de sayısal kitabımızdan sana hemen sayfalarını vermek istiyorum. 0-8'de sayısal kitabımızdan Tonguç Elhan Bey gerçekten çok eğlenceli ve rahat anlayabileceğim bir kitap hazırlandı burada sana. Hemen buradan göstereyim bak. Sayfa 162'den mevsimlerin oluşum ünitesini bir tekrar ettim. 162'den başlayaraktan. Hatta burada test geçimiz var. Bütün konunun yatay... Test geçin yazılı var. Burada mesela şey gibi ama buradaki yazılı sorularına benzer sorular. Onu söylemek istiyorum. Mesela sayfa 176'da DNA ve genetik kod ünitesi başlıyor. Bu da kalıtımın bak tek karakter çaprazlanması, cinsiyetin belirlenmesi, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve doğal seçilim, biyoteknoloji. Yani buraya kadar gelmeni istiyorum. Buradaki sayfa 201'e kadar giden testleri bitirmeni istiyorum. Gerçekten burada çok kaliteli güzel sorular var. Yatay yenilisi. Peki sonrasında ne yapacağım ben? Hemen şeyimize bakalım. Dinamo Soru Bankası'ndan çalışmayı istiyorum. Burada yazılı çalışmaları da var. Hemen orada sana göstereyim. Mevsimler ve iklim konusunu sayfa 12'den başlayaraktan çalışabilirsin. Mevsimlerin oluşumu konusunu. Burada mevsimlerin oluşumu ünitesini Tonguç Elhan Bey'im. İklim ve hava olayları. Bak birinci ünite değerlendirmeyle bitirip Tonguç Elhan Bey'im DNA'nın yapısına geçebilirsin. DNA'nın yapısında da bak sayfa 12'den başlayıp hemen sana sayfalarını vermek istiyorum. Kalıtımla bitirip mutasyon, adaptasyon, biyoteknolojiyle bitirip ikinci ünite değerlendirme. Sayfa 12'den başlayıp ikinci üniteyi de değerlendirdiğin aslında sayfa 61'e kadar gelmeni istiyorum. 12'den 61'e kadar yaparsan gerçekten yazıda çıkabilecek soruları yapacağız. Ama ben kaşınıyorum. Ben birazcık daha zorlanmak istiyorum ve kendimi zora alıştırmak istiyorum. Fen bilimleri zor var. Bizim fen hocası zor soruyor. Evet fen zor soruyorsa o zaman buradan bütün hepsi zor sorulardan oluşan sayfa 14'ten normalde diğer sınıflarda bütün hepsi zor sorulardan oluşmuyor ama sadece 8. sınıfta bütün hepsini zor sorulardan yapmaya çalıştık. Tabii ki burada bak ikinci ünite değerlendirme sayfa 12'den başlayıp Tonguç Elhan Bey'im sayfa 49'a kadar gelirsen 14'ten başlayıp sayfa 49'a kadar gelirsen gerçekten çok güzel sorular çözmüş olacaksın diyorum. Ve son olarak da kota denemelerinden sana ödev vermek istiyorum. Eğer tam 100 alacağım kardeşim hiç kaçarı yok. Hem de hocam, 100 almak istiyorum. Yazıda çalışırken de şeyde çalışmış olacağım diyeceksen. Hani sınava da LGS'yi de tekrar etmiş olacağım diyeceksen. Kota 1'den başlayıp Tonguç Elhan'ım benim. Hemen sana söyleyeyim. Kota 1'den kota 10'a kadar çalışma. Hatta pardon. Kota 1'den
kota 11'e kadar çalışmanı istiyorum. Yani ilk 10 kotayı bitirirsen gerçekten olağanüstü olacak. Kotamı bitirmek istiyorum. Evet, kutu içerisinde yazılan ifadeleri mutasyon ya da modifikasyon kavramlarına ait olmasına göre oklar yardımıyla eşleştiriniz demiş. Kimyasal maddeler, radyasyon gibi çevresel etkenler nedeniyle genlerin yapısındaki değişimler mutasyon. Yapısına derse mutasyon. Üreme hücrelerinde görülürse yavru bireylere aktarılır. Mutasyon. Çünkü mutasyonlar kalıtsal olabiliyordu. Genlerin işleyişinde meydana gelişti mi? Modifikasyon. Genlerin işleyişi deyince modifikasyon. Down sendromu, albinoluk gibi durumlar mutasyon. Down sendromu, albinoluğu görünce o genlerde kalıcı hasarlar oluşuyor. Mutasyon diyoruz. Ve geldik ödülü sorumuzu yapalım. Tonguç Erhan'ın benim yorumları yollayayım. Yazılarında şimdiden başarıyorum. Sağ olun hocam. Abone olmayı da unutmayacağım hocam. Abone olmayı unutma. Hadi bakalım.